olay vardır ama bundan birkaç yıl öncesine kadar kendisi üniversitedeydi zaten ve şimdi aslında üniversitelerin sohbetlerine katılıyor ve ona en çok yönlendirilen soruyla başlamak istiyorum ben. Nasıl oldu bu girişimcilik hikayesi diyebiliriz aslında. Bu kadar hızlı bir sürede bir marka yarattınız, LinkedIn'de binlerce takipçiniz var ve çok da aktif görüyoruz biz sizi. Bununla ilgili biraz bilgi alabilirsek, girişimcilik serüveninizle ilgili. Elbette. Öncelikle çok güzel bir zirve. Samet Bey ve ekibine, Gift ailesine çok teşekkür ederiz. Harika, hem de gelen seyircilerle müthiş vakit ayırmış herkes. Ben genelde üniversitelerde konuşma yaparken hep söylüyorum. 3 sene önce ben de o koltuklarda oturuyordum. Ancak şu anda buradayım diye. Yani bu süreç tabii ki üniversiteden hemen mezun olup böyle bir anda tırmanarak değil. Ben üniversite öğrencisiyken de kendi girişimlerime başlayıp ilk e-ticaret sistemi kuran ve hayalimdeki o markaları bir şekilde bir yerlere getirmek için çaba göstererek başlayan bir insanım, bir bireyim öncelikle, bir kadın girişimciyim. Aslında hikayenin başında üniversite öğrencisi olmak var çünkü şöyle, biz sınıfta derslerden çıktığımızda, yani herkes, üniversite okuyanlar bilir, işte kağıt oynamaya giderler, okey oynarlar, işte bu counter falan oynarlar ama ben okuldan çıkıp koşa koşa gidip işte kargolara paket yetiştiriyordum, eve gelip bir şeyler araştırıyordum, İngilizce forumlardan internet sitesi nasıl kurulur falan gibi şeyler derken ilk e-ticaret sistemi kurdum ve ticaret hayatına atıldım. Çok sevdiğimi fark ettim. Bir şeyler alıp satmanın, bir şeyler üretmenin ve bir marka değeri oluşturmanın nasıl bir his olduğunu ilk öğrendiğimde müthiş bir haz duydum aslında. Ve ilk ihracatımı da zaten öğrenciyken yaptım. İngiltere'ye kedi köpek kıyafetleri satmaya başladım. Kendi tasarımlarım. Petboutique35.com üzerinden. Ve üniversite biterken aslında ben birazcık ticaret hayatına aslında zaten atılmıştım. Ve birileriyle tanışmıştım ki network gerçekten çok değerli. Bir önceki konuşmacı beyefendi de söylemişti zaten. Network inanılmaz önemli çünkü seni bir yerlere taşıyor oradan oraya. Ve bu içimdeki heyecanı da işte markayı bir yerde görmek, bir rafta kendi ürününü görmenin verdiği değer mükemmel bir şey. Onu fark ettiğim için de zaten kurumsal hayattan hemen sonra kendi markalarımı oluşturmaya başladım. Süper. Şimdi bir de aslında şu soru var. Girişimcilerin kafasında ya da girişimci olmayı düşünenlerin kafasında. Finansman, nasıl bulabilirim finansman? Yapanlar nasıl buldular? Aslında bu sorunun cevabı biraz daha ilerleyen Didem Hanım'la birlikte gelecek ama sizin serüveninizde bu nasıl oldu? Biraz bunu bilmek istiyoruz. Ya eğer yaptığın işe zaten inanırsan, gönülden bağlanırsan ve bunun olacağından eminsen finansman bulmak aslında çok kolay. Çünkü inandığın şey karşıya inanarak anlatıyorsun ve bunun birkaç adım ötesini görebiliyorsun. Onu raftaki hayal ettiğinde veya konteynerin içine yükleyip işte bir ülkeye giderken ki o, yani onu hayal edip resmi zaten gözünde çizdiğin zaman bunu bir yatırımcıya anlattığında o da sana inanıyor ve markalarının bir hikayesi oluyor zaten. Benim tüm markalarımın, kedi köpek maması markalarımın, e-ticaret sistemin veya Çiftçi Express gibi dijital platformlarımın hepsinin bir hikayesi var. Ve bu hikayenin altındaki duygusallıkla birleşen sonuçtaki getiri, tabii ki elbette para getirisi, karşı tarafa anlattığında onu da etkiliyor ve inandığın için o da sana inanıyor. Diyor ki evet, bu işte bir şey var. Bir de o içindeki heyecan, inanç ve hırs tamamen burada bence. Çok teşekkür ederiz. Ben buradan aslında Didem Hanım'la birlikte ilerlemek istiyorum. Çünkü girişimci olmak isteyenlerin sorularından biri az önce de söylediğimiz gibi finansman. Sizin bu konudaki önerilerinizle başlayalım aslında. Diyelim ki ben bir girişimciyim ve büyük bir finansman desteğine ihtiyacım var. Sizin kapınızı çalacak oldum. Buradaki süreç nasıl ilerliyor? Siz kim?